suç işlemek amacıyla terör örgütü kurmak, terör örgütü üyeliği, halka kin ve nefrete teşvik etmek. HDP'li milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin hemen hepsinde bu suçlamalar yer aldı. HDP'li vekillerin neyle suçlandığı, kimin neden gözaltına alındığı tek tek ortaya çıktı. Soruşturma için 6-7 Ekim olayları, Demokratik Toplum Kongresi ve KCK dosyalarından yola çıkıldı. Selahattin Demirtaş 52 kişinin hayatını kaybettiği 6-7 Ekim Kobani kışkırtmasında halkı sokağa dökmekle suçlandı. Halkımızla birlikte sokağa çıktık. Yaptığımız budur. Ve halen o çağrının arkasındayız. Demirtaş suç işleme amacıyla örgüt kurma, terör örgütü üyeliği, örgüt adına suç işleme, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen suçlamak dahil 57 dosyası vardı. Demirtaş suç işlemeye tahrik, suç işlemeye azmettirme ve devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu tarafınıza çok açık söylüyorum. PYD'yi bu tarafınıza PKK'ya alsaydı. Ankara'da gözaltına alınan Figen Yüksekdağ'ın suçlama dosyası bir hayli kabarık. Yüksekdağ'da 3 ayrı dava için savcılıklar tarafından ifadeye çağrıldı ancak gitmedi. Yüksekdağ devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, suçu ve suçluyu övme ve terör örgütü propagandasıyla gözaltına alındı. Figen Yüksekdağ hakkında kesinleşmiş 7,5 aylık hapis cezası da yine Yargıtay tarafından onandı. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü İstanbul'dan Brüksel'e gitmek isterken yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle geri döndü. Hendek operasyonları sırasında güvenlik güçlerine hakaret eden Encü de gözaltına alınanlar arasındaydı. Sen bu evi aramaya... Ben polis memuruyum. Sen ki hangi misyonla benimle konuşuyorsun? Ben polis memuruyum. Hangi misyonla? Siz hangi misyonla benimle konuşuyorsunuz? Ben vekilim. Vekil olabilirsiniz. Ben de devletin memuruyum. Encü terör örgütü propagandası, halka kin ve düşmanlığa tahrikle suçlandı. Ferhat Encü, Uludere Kaymakamını öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla da savcılığa ifadeye çağrıldı. İfade vermemekte ısrar eden Encü gözaltına alındı. Beyefendi bakın araçta ezmeye çalışıyorsunuz. Ezmeye çalışmıyorum ben. Bakın. HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma suçlaması da dosya hazırlandı. Zeydan da gözaltına alınan HDP'li vekiller arasındaydı. PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle. Diğer HDP milletvekilleri Leyla Birlik, Selma Irmak, Gülsel Yıldırım ve Nursel Aydoğan için de benzer suçlamalar yapıldı. HDP Diyarbakır Milletvekili ve HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği gerekçesiyle hakkında dosya hazırlandı. Baluken sabaha karşı Ankara'da gözaltına alındı. Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de yine emniyet güçleri tarafından hakkında gözaltı işlemi uygulandı.